Şu anda İstanbul dışındayım. Herkese merhaba. Bugün çok farklı bir yerdeyim ve size böyle bir ortamda bir kış makyajı hazırlayacağım. Hava şu anda 1 derece. Evet. Gerçekten soğuk. Ama kış makyajı olacağı için ve soğukta ne kadar uzun sürede makyaj yapabilirim bunu görmüş olacağız. Şimdi ilk olarak neyle başlayacağım? Tabii ki de bir fondötenle başlayacağım. Umarım ışıklı iyi geliyordur. Şu anda ben kendim göremiyorum açıkçası. Hemen başlıyorum. İlk önce Criolina'nın Spray Color'ını aldım yanıma. Küçük olduğundan dolayı böyle bir yere giderken bu ürünü almayı tercih ediyorum ve kolay dağılımından dolayı da rahatlıkla ürün uygulayabiliyorum. Her yerime uyguluyorum. Göz hatlarımdan da geçiyorum. Aa, ses geliyor bir yerden. Gel. Gel aşkım gel. Ay ay ay. Hayır tamam şımarma hemen. Hemen şımarma neredesin? Hayır. Ne kadar zor şartlarda mı? Telefonum hayır. Cız. Bak ya. Ya masama çıktım. Şşt. Evet fondötenimi uygulamaya devam ediyorum. Az önce köpeğin saldırısıyla karşılaştım arkadaşlar. Aa, alnıma da uygulayayım. Hava şu anda arkadaşlar hissedilen 6 derece. Çok iyi bence. Hatta şu anda terliyorum. Terliyorum o kadar da değil. Bu arada yeni uyandım. Gözlerim o yüzden birazcık şiş. Ama olsun. Bir sorun değil. Dudaklarıma biraz daha nemlendirici uygulayacağım. Çünkü dudaklarım çok kuruyor. Bir yandan korkuyorum birisi gelecek mi diye. Uçsuz bucaksız bir tarladayım. Şimdi kapatıcı uygulayacağım. Nars'ın tabii ki de yanıma aldığım Soft Matte Concealer'ını kullanacağım. Benim rengim Medium One Custard rengi. Çok güzel bir kapatıcı. Ben bazen fondöten uygulamadan sadece bunu uyguluyorum. Hani böyle bölgesel hem de göz hatlarıma. Şöyle göz hatlarımdan geçiyorum. Sonra parmaklarımla da üzerinden pıt 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 pıt. Güzel bir aydınlık kazandırıyor bu. Diğer tarafa da aynı şekilde. Yine parmaklarımla pıt 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 pıt. Bir şey söyleyeceğim. Acaba... Ah, ses geliyor. Her yerden ses geliyor. Neyse. Devam ediyoruz. Acaba ışık ters mi şu an? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Buradan gelen ışık aslında daha iyiymiş. Bakın. Ama burada arkası çok dağınık. O yüzden buradan çekemedim ama şöyle yapalım. Ya da tamam ya neyse böyle olsun. Fena değil. Bunlar bana yeni gelmiş. Kiko'nun yeni koleksiyonu, Waterflower koleksiyonundaki yeni ürünler. Bir tanesi bronzer, bir tanesi allık. Sırf bunları kullanmak için yanımda getirdim. Çünkü bayıldım. Bakar mısınız bronzerına? Çok güzel değil mi? Ay ne kadar güzel kokuyor bu. O yüzden koleksiyonun adı böyle. Çok iyi. Oh mis gibi. Rengi de çok güzel. Bu yanağımı da aynı şekilde. Ya ben uzağa göremiyorum. Şu anda gözümde lens var ama hala uzağa göremiyorum. Sebebi nedir bunun arkadaşlar sizce? Ne yapmam gerekiyor bu konu hakkında? Görememe konusunda. O kadar lens alıyorum. Lens takıyorum görmek için. Ama hala görmüyorum. Horozlar da var burada biliyor musunuz? Bu bahçe böyle bir şey gördüm hayatı boyunca. Şuralarda oyun oynuyordum. Erik topluyordum. Kiraz topluyordum. Ya. Bir gün bu masada bunu çekeceğim aklına gelir miydi? Asla. Yelda benim teyzem ama aramızda 5 yaş var sadece. Şimdi allık uygulayacağım. Yine Kiko'nun Water Flower Magic koleksiyonundan. 02 numaralı allığı ve rengine bakın. Ombreli bir allık bu. Çok güzel bence. Aşırı iyi değil mi? Böyle hafif kahvemsi bir şeftali bu. Yanaklarımı uyguluyorum. Ben seviyorum artık. Allık kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Biraz şöyle fazlalığını alayım da. Çok mu uyguladık ne? Allık da tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Hemen göz makyajına geçeceğim. Kiko'nun Green Me eyeshadow paletini kullanacağım. Bakar mısınız renklerine? Tam. Kış makyajına uygun renkler ve provokatör Nars'ın şu ambalajı görün ilk önce ve bir de renkleri görün. Şuradaki sıcak bir ton olan rengi alacağım. Karıştırma fırçamla geniş bir şekilde ilk önce uyguluyorum. Şöyle. Bunun da rengi çok güzel. Tam böyle geçiş rengi. Gerçekten aşırı güzel bir renkmiş bu da. Ben böyle kaşlarıma kadar yakın uygulamayı inanılmaz seviyorum. Bence daha güzel oluyor. Yani eğer böyle
göz kapaklarınız ve etliyse bence bu şekilde uygulamanız çok daha mantıklı. Çünkü bunun bir açıklaması yok ama bence daha güzel. Ya göz kapaklarım o kadar şiş ki bu arada. Ayaklarım aşırı kuruyor. Şu anda bir üşümeye başladım. Ama asla çaktırmıyorum. Ben de soğuklar gördüm. -20'ler gördüm ben New York'ta. Bu da soğuk mu yani? Benim için 1 derece sıcak hava demek arkadaşlar. Gerçekten soğuk değil yani. Özellikle İstanbul'da herkes aa çok soğuk üşüyoruz diyorsunuz ya. Bence değil. Yani -20'lerden sonra o soğuk bana bayağı bahar gibi geliyor. NARS paletime geçeceğim. Ben hangi rengi kullansam acaba çok merak ediyorum. Bütün renkler o kadar güzel ki. Yeşilimsi, ışıltılı, kahvemsi bir renk var. Yani böyle hologramlı, geçişli bir renk. Çok güzel bence. Aşırı iyiymiş rengi. Böyle içerisinde tuhaf değişik yansımaları var. 12 yine geçe. Hayır, 2 de bizim uçağımız. Gözleme de zoom yapayım. Bu kadar zoom yapmış ki. Değişik ve güzel bir renk bence ya. Farklı yani, bayağı beğendim. Ne oluyor ya? Gökçe kaç dedin bile uçağımızı? 13.50. 13.50 2'ye 10 kala değil mi? Evet. Şimdi kaşlarımızı şekillendireceğiz. Flormar'ın kaş kalemini kullanıyorum. Kaşlarımı da şekillendirdikten sonra Benefit'in 24 saat dayanıklılığı sağlayan kaş jeliyle kaşlarımı sabitleyeceğim. Özellikle yukarı hareketlerle sabitlemeyi seviyorum ben. Böyle daha tel tel bir görüntü sağlıyor bana. İnek mi öyleydi az önce? Keşke böyle şey programı yapsam. Gökçe'yle diğer Anadolu. Ben çok gezmek isterdim. Tüm farklı insanlara böyle hitap etmeyi, onların kültürlerini görmeyi, farklı yerler görmeyi. İle de lüks olmayacak şekilde yani. Bilmiyorum, ben kendimi daha iyi hissediyorum. Daha mutlu oluyorum en azından. Böyle her farklı kültürden insanlara hitap ettiğimi gördükçe daha mutlu oluyorum açıkçası. Bu benim tercihim tabii ki de. Böyle olmayı seviyorum. Şimdi ne kullanacağım? Bir yandan da bakıyorum bana bakıyorlar mı diye. Aa, bence ne yapalım biliyor musun? Var ya şu turuncu renk. Çok güzel, bakar mısınız? Böyle tam güçlü bir renk gerçekten. Bununla gözümün altından geçeyim. Ve hiç eyeliner kullanmayalım bence. Aa evet, kesinlikle bu. Bunu alacağım ve böyle bir renk, geçiş rengi sağlayacağım bununla. Çünkü bu bayağı güzel bir renkmiş. Çok pigmentli. Şimdi diğer gözüme de aynı şekilde uyguladım. Yine alt kirpik tiplerime çok güzel olan o güçlü kiremit rengini kullandım. Yani kiremit turuncumsu bir renk daha doğrusu. Maskaramı uyguladım. Benefit'in Bad Girl maskarası. Bence bu şekilde de gayet güzel kirpik aslında. Ama bence biraz daha gözlerin güçlü durması için bir kirpik takılabilir diye düşünüyorum açıkçası. Yanıma Revolution markasının Liquid Highlighter'ını getirmişim. Bunu yüzüme uygulamayacağım. Çünkü çok fazla ben böyle kış mevsiminde highlighter kullanmayı çok sevmiyorum. Sadece burnumun ucuna hafif uygulayacağım. NARS paletindeki şu beyazdan bahsediyorum. Alalım ve kaş hatlarımızı birazcık aydınlatabiliriz. Şimdi takma kirpimi takıyorum. Valla. Galiba bana takma kirpik çok yakışıyor arkadaşlar. Baksana da takma kirpik taktık. Nasıl hemen göz makyajı dolu dolu oldu. Bu kirpiği belki 1000 kere kullandım. Kirpik diplerindeki yapıştırıcı temizliyorum. Tekrardan kullanıyorum. Çünkü arkadaşlar Türkiye'de kirpik gerçekten pahalı. 50 TL ne demek ya? Ne demek yani? O yüzden kirpiklerinizin kıymetini bilin. Atmayın hemen. Bunu bayağı kullanın. Ben çok takıyorum, çok kullanıyorum. Aslında kaybedene kadar kullanıyorum daha doğrusu. Evet, evet diğer. Yani.
Şimdi Lancome'un... Aa! Delirdi. Lancome'un Lou Lip Liner. Lou Lip Liner. Umarım böyle okunuyordur. Hala kornaya basıyor deli. Şu an üşümeye başladım. Bu o kadar güzel bir kalem ki bunu sadece ruj olarak kullanabilirsiniz. Yani üzerine herhangi bir ruj sürmek zorunda değilsiniz. Ben genelde de günlük hayatımda bu dudak kalemini çok rahatla kullanıyorum. Çünkü dudağı asla kurutmuyor ve yapısı çok yumuşak. O yüzden günlük hayata çok uygun bir dudak kalemi. Üzerine Flor Mar'ın bu matte kiss lipstikleri var. Bunları çok sevdim ben. Şöyle bir renk 02. Bitti. Makyajımın son hali bu şekilde oldu. Tam bir bence kış makyajı. Böyle buğulu gözler ve işte mat dudaklar falan. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bugün böyle bir daha farklı bir içerik olsun istedim. Daha doğayla iç içe, daha ben olduğum bir video ile karşınızda olmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız da sadece kanalıma abone olmanız yeterli değil. Çünkü YouTube her geçen gün olayı daha da zorlaştırıyor ve size ulaşmamızı gerçekten çok engel koyuyor. Çünkü diyor ki abone olman yeterli değil. Abone ol tuşunun yanındaki o çan gibi zil var ya, ona tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman ancak size bildirim gelecek. Onu da tıklamayı unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlarınızı zevkle okuyorum. Şimdiden yazmış olduğunuz bütün yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.